Doktor Koray Erdogan, Asmed Clinic İstanbul. Videolara biraz ara vermiştik. Biraz belle ilgili problemler yaşıyordum. Şimdi tekrardan başlıyoruz videolarımıza. Bugün beni kırmadı hastam Ertan Bey'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zor ikna ettim video için kendisini. Biraz öyle oldu. 1,5 yıl kadar önce yaptık operasyon. 4500 graft. Aynen. 2-12 ortalamayla. Nasıldı süreç? Neler yaşadınız? Hocam, sıkıntılar süreç, nelerdi? Süreç güzeldi. Hatırladığım kadarıyla ilk 2-3 gün falan biraz bir uykuyla sıkıntı çekmiştim. Ama ondan hariç her şey çok iyi geçmişti. Uyku yastıkta. Evet, meşhur yastığımız vardı. Onu hatırlıyorum. Aynen. Evet, o yastık. Ya, o yastık maalesef yapacak bir şey yok yani. Şimdi kökler ekildikten sonra tabii korumamız gerekiyor ikilenleri. Bunlar da ilk 3 gün özellikle biraz daha hassas oluyorlar. Korumak için hastamız da gece uyurken, çünkü bazı hasta çok sakin uyur. Aslında şu yanlar falan, temple peak'leri yoksa, yani sakin de uyuyorsa, kontrolü uyuyorsa çok büyük bir problem olmayabilir ama tabii emin olamıyorsunuz onu. O kadar emek, o kadar zaman istiyoruz ki onlara zarar gelmesin. O böyle bir işte, bu hani seyahatlerde kullanılan yastıkları kullanıyoruz. O da tabii rahat bir süreç değil. Eziyetli bir süreç. Onunla uyumaya çalışmak. Herkes aslında operasyonun kendisinden endişeler ama aslında bu operasyon süreci, bu uyuma problemi daha büyük bir sıkıntı, değil mi? Aynen. Bir tek onu hatırlıyorum yani sıkıntı olarak. Yoksa sonuca bakarak yani çok güzel bir memnun süreçti. Memnun musunuz? Çok memnunum, çok. Çok sevindim. Bunu duymaya ihtiyacımız var çünkü. Bizim de motivasyona ihtiyacımız var. Çok emek sarf ediyorsunuz. İstiyorsunuz ki her hastanız mutlu olsun. Hastadan en ufak bir şikayet de gelse bu sizin hemen o günkü enerjinizi düşürüyor. Onun için böyle sizin gibi mutlu bir hastanın gelmesi, özellikle bu videoyu kabul etmeniz, bu beniz bizi çok mutlu etti. Şöyle bir donörünüzü de göstermek tabii istiyorum. Ki. Arkadan da bir göstereyim izin verirseniz. Şöyle bir dönelim. Donör bölgemiz, zaten donör bölgemiz çok iyi gözüküyor. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şey alınmamış gibi. Bir başınızı geriye doğru böyle full back yapabilir miyiz? Evet. Bu daha güzel sonucu gösteriyor bize. Tepe bölgesinde biraz ufak, tam bir eski haline oranla, yani eski haline oranla iyi ama hani bazı tam bu dönüş yerlerinde bir şey var. Hafif bir gözüküyor yani orada saç oldu, olmadı. Ya da ne bileyim yoğunluğunun az oldu demek daha doğru olur. Biraz başınızı öne doğru eğer misiniz? Evet, genel anlamda güzel bir kapatıcılık var. Dediğim gibi biraz hani belki tepeye, belki yine aralarda, çünkü bir seans daha düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Galiba. Onu bir düşünmem lazım, aynen. Değil mi? Ona evet. Bir süre sonra, çünkü ihtiyaç oluyor bu. Ya şimdi şöyle bir, genelde saç ekiminin bir problemi bu. Şimdi ön bölgeleri kapatmak daha kolay. Çünkü ön bölgelerde yönler birbirini destekler şekilde ama tepe bölgesi bildiğiniz gibi böyle saat yönünde dönüyor. Şimdi saç ekimi yaparken normal saç kadar sık açamadığınız için kanalları açsanız dahi ya da yerleştirseniz dahi tabii normal saç sıklığında bir çıkma oranı yakalamak çok çok zor. İmkansıza yakın. Ne oluyor? O yönlerin birbirini desteklemediği yerler, o tepe bölgesinin en orta noktasında biraz seyrek bir görüntü olabiliyor. Eski haline göre daha iyi olsa dahi yine de tam bir kapatıcılık olmayabiliyor. O zaman ikinci bir seansla takviye etmemiz gerekebiliyor. Aslında olay bundan ibaret. Çünkü şöyle bir yanılgı da var insanlarda. Ya tepe bölgesine ekilen saç çıkmıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Her bölgeye ekilen saç çıkar. Ama buradaki problem tepe bölgesindeki yönler sizin o yaratmak istediğiniz illüzyonu sağlamakta yeterli olmayabilir. Bir tek onunla ilgili bir problem bu. Başka bir problem değil yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için. Çok sağ olun. Beni kırmadığınız için. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler.